Evet kıymetli dostlar, kıymetli arkadaşlar hepiniz yeni videomuza hoş geldiniz. Bir 73.700, bir 73.600 oluyor, 99 değişik değişik oluyor. Neyse onu da aşarız arkadaşlar. Ben e, ötesi bir şey olacağını zannetmiyorum. Şimdi Fenerbahçe'den devam etme zamanı geldi. Artık transferler, duyumlar, haberler daha azalacak, ama takıma dair bilgiler daha artacak. Biliyorsunuz Fenerbahçemiz Bugün The Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında deplasmanda Kasımpaşa'ya konuk olacak. Yalnız çok çok önemli bir husus var. Maç bugün saat 17'de başlayacak. Bakın özellikle söylüyorum 17'de başlayacak maç. Anlatabiliyor muyum? Özellikle ve özellikle onu belirteyim. Ee, saat 17'de başlayacak olmasını bir kez daha hatırlatayım. Çok kişi Maçın saatini bilmiyor diye düşünüyorum arkadaşlar. Karşılaşmayı Halil Umutmeler yönetecek. İnşallah yönetir. Ligde oynadığı 4 maçta 3 galibiyet bir beraber alan Jose Mourinho'nun ekibi. Bu maçı da kazanıp derbi öncesinde e, tam takır, kuru bakır değil. Tam manasını hazır olarak beklemek istiyor. Sami Uğurlu'nun da cezası devam ediyor. Biliyorsunuz rakipte. Şimdi Fenerbahçe'de bazı eksiklikler var. Bunları konuşacağız. O sayıyı falan konuşacağız arkadaşlar. Ee, ama şuna değineceğim. Jose Mourinho diyor ki Galatasaray'ı unutun. Şimdi teknik direktör Mourinho maç öncesinde futbolcuları uyarıyor. Bakın milli ara dönüş her zaman zor olur. Ve <laughs> evet bir sonraki maç Galatasaray maçı. Ama maç maç düşünelim diyor. Şimdi her galibiyete takım 3 puan alıyor. Ve her fırsatta e, Takımı uyarıyor. Gelecek haftaki derbiyi düşünmeniz çok normal. Derbiler dünyanın her yerinde önemlidir. Galatasaray'la Fenerbahçe'nin oynadığı derbiler de dünyada futbol severlerinin gözünde farklı bir yerde. Fakat biz maç maç düşünmeliyiz. Bu düşünce bizi yolun sonunda şampiyonluğa götürecektir demiş. Önümüzde zorlu bir Kasımpaşa maça, maçı var. Öncelikle bunu düşünmeliyiz. Bu maçtan galibiyet almazsak derbide çıkaracağımız 3 puan sadece rakibimiz karşısında bize az da olsa psikolojik üstünlük kazandırır. Bu yüzden her şeyden önce tüm dikkatinizi Kasımpaşa maçına vermenizi istiyorum. Onlar da sürpriz sonuçlar çıkaran, daha önce üst sıraları zorlamış bir takım. Ayrıca milli aradan dönüş her takım için zordur. Biz bunu terse çevirelim ve haftayı galibiyette kapatarak derbiye morali çıkalım. Ben size güveniyorum diyor Mourinho. Haksız mı? Haksız değil değil mi arkadaşlar? Şimdi Fenerbahçe'de iki yıldız kulübeye çekiliyor. Mourinho milli maçlarda yorulan İsmail Yüksek ve Edin Ceko'yu Kasımpaşa maçında dinlendirmeyi düşünüyor. Yani bir zahmetle dinlendirsin yoksa futbolcular sakatlanır diye de korkmuyor değilim. Ama e, İsmail yüksek biraz düşündürüyor beni. Niye? Sofyan Amrabat tamam transfer edildi. Sofyan Amrabat'ı monte edelim. Kabul zaten oynatmak için aldık ama şimdi hemen birdenbire monte etmek sanki daha doğru olmayabilir. Ama tabii ki de bu kararı Mourinho verecek. Enes'i 11'de sahaya sürmesini bekliyoruz ki Enes'i biraz daha dinlendi Hani ee, Ceko'ya göre daha az süre aldığı için arkadaşlar en nesirinin oynama ihtimali daha daha yüksek. Onu zaten hepimiz biliyoruz. Burada da hem fikiriz. Ancak ee, hani Amrabat daha yüzde hazır değil gibi. Osterwold için derbiye geliyorlar. Bu bilgiyi de verelim arkadaşlar. Aklıma gelmişken onu da söyleyeyim. Şimdi Jaden Osterwold'e ben uzun zamandır diyorum. Hollanda milli takımı böyle futbolcuyu niye izlemeye gelmiyor diye. Galatasaray'a oynayacak değerli bir maçta Hollanda milli takım yetkilileri izlemeye gelecekmiş ve Osterwold ile ilgili bu sevinçli haber verilmiş oldu. Sergileyeceği performans Ekim ayındaki milli maçların kadrosuna çağırıp çağrılmama kararı hepsi belli olacak ama şu bir gerçek. Fenerbahçe'de bir Ferdi Kadıoğlu geçti. Hollanda milli takımından teklif aldı. Bak Hollanda'dan teklif aldı. Şimdi aynısı Osterwold için geçerli. Hatırlayacağınız üzere güncel verilere göre 13 milyon euro gibi bir fiyat biçiyorlar ama aynısını kaça alabilirsiniz o da ayrı mesele. 2027'ye kadar sözleşmesi olan futbolcu için Mourinho kalsın demişti. Fenerbahçe'de de kaldı. böyle de bir durumu var arkadaşlar. Şimdi Fenerbahçe'de bir kötü haber var. Ciko. Cicu. Şimdi Ciko'dan kötü haber var. Sakatlığını henüz tam atlatamayan Alexander Ciku'nun Kasımpaşa maçına yetişme ihtimali düşük. Şimdi Fenerbahçe ara vermeden hazırlıklarını sürdürdü. Mourinho 11 yapmakta zorlandı. Ama Milliyet'ten sene dokunun haberine göre ileri uçta sorun yaşamayan Portekiz'e çalıştırıcı defans dörtlüsünü de yeniden şekillendirecek. Şimdi o sahi sakatlığından yok. Bu kesin. Ciku iyileşti ama yetişmesi zor. E, Filip Kostic tam manasına hazır değil. Yani yeni transfer takımı sistemi bilmiyor. Ee, mecburen o sayının yokluğunda Mert Müldür'e görev vereceğini zaten hepimiz tahmin ediyoruz, düşünüyoruz. Çağlar Söyüncü'nün yanında yani Çağlar'ın yanında ya Bekao ya Samet Akaydın olacak ki Çağlar'la Bekao'nun olmasını açıkçası bekliyoruz. Çünkü Samet Akaydın hani tam manasıyla e, o da kulübe hani takımı adapte değil. Tam manasıyla takımdaki şeyi yeri de biraz sıkıntılı. O yüzden arkadaşlar durum bu. Ben e, hem o hem Ciku'yu söyleyeyim. Aynı zamanda arkadaşlar iki tane kadro dışımız var. Ryan Kent lisansı çıktı sonra rağmen kadro dışı sözleşmesini feshetmesin diye. E, Serdar Aziz kadro dışı her ne kadar da devam ediyor olsa da lisansı çıkartılmadı diye biliyorum arkadaşlar. Yani veri bankasına girip bakabilirim ama gerek duymuyorum. Hani lisans çıkmış, çıkmamış da olabilir. Böyle bir süreç. Şimdi Fenerbahçe'ye burada ne lazım? Fenerbahçe'ye burada galibiyet lazım. Başka hiçbir şey lazım değil. Hocam nasıl yeneriz? Nasıl ederiz? Nasıl şöyle yaparız? Nasıl böyle yaparız? Ben şunu söyleyeyim arkadaşlar. Fenerbahçe'nin bugün kazanmak dışında hiçbir şeyi yok. Kazanacak. Bakın transfer sezonu, transfer dönemi. Neler neler yaşandı. Ve ben şunu söylüyorum bakın. Ertuğrul Çetin, İrfan Can Eribayet, Livakovic. Türkiye'nin en iyi 3 kalecisi. Levent Mercan, <laughs> Mert Müldür, Filip Kostic, Osterwolde, Osayi Samuel, Bekao, Çağlar Söyüncü, Ciko, Samet Akaydın. Türkiye'nin en iyi savunma hatta. Hani kadromuz bu. Bunu artık kabul edelim. Kadromuz bu. istesek de istemesek de kadromuz bu. Bartu Elmas, Fred, İsmail Yüksek, Mert Hakan Yandaş, Amrabat, Tadic, Şimanski. Bunlar da en iyi futbolcular. Aynı şekilde Cengiz Ünder, İrfan Can Kahveci. Burada Kent diyor ama Kent e, sadece listeye yazıldığı için duruyor. Oğuz Aydın, Alan Saint, Maximin, Maximen, e, Cenk Tosun, Ceko, Ennesiri. Fenerbahçemizin has orijinal kadrosu arkadaşlar. Yani ara transfer dönemine kadar ki kadromuz bu şekilde ve bu kadronun kıymetini bilmemiz lazım. Evet eleştirelim. Evet işte Mourinho eksik yaptığı zaman, ya bize göre eksik yaptığı zaman yanlış anlaşılmasın. Hani bizim Mourinho'yu şöyle eksik böyle eksik falan diyecek bir çapta değiliz açıkçası. Onu söyleyeyim. Ama bize göre eksik, size göre eksik falan yaptığı anda söyleyeceğimiz durum bu. Ee, ve bizim bildiğimiz Mourinho, yani Fenerbahçe taraftarının bildiği Mourinho bu kadroyu kendi istedi, kendi şekillendirdi. Ben şunu istiyorum, ben bunu istiyorum. Bitti. Yani bizim konuşacak hiçbir şeyimiz yok. Bizim söyleyecek hiçbir şeyimiz yok arkadaşlar. Ve ben diyorum e, bu kadronun artık şampiyonlar ligine gidemeyeceği belli. UEFA Avrupa Ligi'nden devam edeceği belli. Süper Lig'de devam edeceği belli. O zaman bizim de yapmamız gereken, taraftar olarak bizim de yapmamız gereken şey belli. Hep destek, tam destek. Transfer döneminde o geldi, bu gitti, şu geldi, şu gitti. Tabii ki de değerlendirebiliriz. <laughs> Tabii ki de kısa kısa üstünden geçebilirim. Hatta maç günü olmasına rağmen ben yine de kısa kısa üstünden geçeyim. Ee, niye? Ya şimdi değişik bir süper şey geçirdik. Transfer sezonu geçirdik. Hareketli bir transfer sezonu geçirdik. Birinci tescil dönemi bitti. Elimizden geleni yaptık arkadaşlar. Şimdi teknik direktör değişimi yaşadık. <laughs> 8 futbolcuyu kadromuza kattık. 9. bir türlü katamadık. Artık niye katamadığımızın cevabını siz verin arkadaşlar. Medina'dan bahsediyorum. Elimizden geleni yaptık. Gerek kulübün yöneticileri gerek başka şeyleri çileden çıkarttılar bizi. Ama olsun bu da bir imtihan. Bu da bizim imtihanımız yapacak bir şey yok dedik. Biz elimizden geleni elimizden geldiğince yaptık. Ee, kendi adıma söylüyorum. Fenerbahçe'nin transfer sezondaki şu puanı bu puanı zaman belirleyecek. Yani Fenerbahçe 7 fut 8 futbolcu kadrosuna kattı. 13 futbolcudan yollarını ayırdı. 21 kişilik bir sirkülasyon. Ve baktığınız zaman Çağlar Söyüncü'nün bonservisi alındı kiralıkken. Hani o da sanki yeni transfer değil gibi oldu. Ama yeni transfer arkadaşlar. Sonuçta servisini aldın. İsmail Kartal döneminde kupasız tamamlattırıldın. Belki de en kupaya layık olduğun sezondu. Ama birileri elinden kupanı aldı. Birileri elinden şampiyonluğunu aldı ya da çaldı. Sen de mecbur bir şey diyemedin. Elindeki güç bu kadardı. Ben buna da üzülüyorum açıkçası. Anladınız mı? Ama mecbur. E, kadroya yeni isimler ilave edildi. Bu ilave edilen isimler Fenerbahçe'de ne kadar oynayacaklar? Boy gösterecekler mi? Baş gösterecekler mi? Bunu hep birlikte izleyeceğiz. Hep birlikte göreceğiz. <laughs> ya bana ne derseniz deyin. Ne kadar konuşursanız konuşun. Ee, ben icraata bakıyorum abi. Lafa değil. Ya şu geldi bu gitti. Jose Mourinho bana sorarsanız en 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 iyi transfer Jose Mourinho'dur. Bana sorarsanız. En iyi transferimiz Jose Mourinho. Ama e, şey, en iyi transfer Jose Mourinho demeyle olmuyor. İş, icraat lazım. Mesela Fenerbahçe taraftarına çok önemli bir uyarım var. Çok önemli. Arkadaşlar transfer sezonu bitti. Şu çöp. Bu kötü. Bu iyi. Ya keşke bu gitseydi. Keşke bunu alsaydık. Keşke şöyle olsaydı. Keşke böyle. Bitti artık. Konuşacak bir şeyimiz yok. Bitti. Bak dükkanı kapattık. Yani 7-8 futbolcu alındı. Sevilla'nın forveti Yusuf en nesiri. Kaldı ki bu futbolcu kimler kimler istiyordu. Cenk Tosun mesela kadroya katıldı. Basit isim değil. Levent Mercan'ı çoğunuz tanımadığınız için ön yargılı yaklaşıyorsunuz. Ama şu soruyu da sorun. Ulan bu adam bu kadar kötü olsaydı. Jose Mourinho gibi bir adam. Kalsın der miydi? Demezdi. Ulan demek ki bu işte bir iş var demeyi de bilin arkadaşlar. Bu işte bir iş var deyin. Anladınız mı? Bu işte bir iş var deyin. Ya demek ki ya bizim belki de futbol bilgimiz yetmiyor deyin. Adam bu işi biliyor deyin. Öyle değil mi? Şimdi Fenerbahçe'nin bak Süper Lig kulvarı var. UEFA Avrupa Ligi kulvarı var. Aynı zamanda Türkiye Kupası kulvarı var. 3 kulvarda mücadele edecek bir Fenerbahçe. BN Sports'tan, TRT Spor'dan, A Spor'dan Fenerbahçe'yi bu sene izleyeceğiz. E tabi Galatasaray, Beşiktaş, Trabzonspor bunlar da rakiplerimiz. TFF rakibimiz hakeza. MYK rakibimiz. Bunlar da var. Yani Fenerbahçe'nin lütfen arkadaşlar bu kadar rakibi, bu kadar düşmanı varken bir de siz düşman kesilmeyin. Başka Fenerbahçe yok bak ben her zaman söylüyorum. Bitti artık. Hani ekleme yapamazsın, çıkarma yapamazsın. Bitti. Hani kişisel egolarınızı bir tarafa bırakın. Ya ben işte Ahmet Ercanları da sevmiyorum. Ben işte bilmem neyi de sevmiyorum. Sev, sevmemeniz önemli Fenerbahçe'yi seviyor musunuz? Seviyorsunuz. O zaman hep destek tam destek. Olay bu kadar basit. Ben diyorum arkadaşlar kendi adıma söylüyorum. Ben transfer döneminde takımdan memnunum. Hocadan da memnunum. Neyden memnun değilim? Ben sadece ee, bir iki transfer daha yapılabilirdi. Ama yani yabancı kuralı, Türk kuralı bunu benden daha iyi biliyorsunuz arkadaşlar. Mecburen belli sayıda tutman lazım. İstediğin kadar kuralın olsun. Yani istediğin kadar. Bak bir şeye gittin Avrupa listesini verdin. Mecburen onu eledin, mecburen onu ekledin. Mecbursun çünkü. Onu ekle, bunu çıkart, bunu bir sil, bunu bir al geri gönder. Kardeşim helikopter diye diye. O yüzden arkadaşlar ben herkese rica ediyorum. Transfer sezonu bitti. Artık elimizdeki futbolcuların değerini bilelim. Ama hocam ben şunu hiç sevmiyorum. Ya ben de sevmiyorum. Açık söyleyeyim yani. Net şeffaf oluyorum bak size. Ben Samet Akaydın gitseydi Serdar Aziz kalsaydı diyorum. O kadar hani Samet Akaydın'ın Fenerbahçe'nin bağları koptu diyorum. Üstelik Samet Akaydın'ı en savunan kişi ben olarak söylüyorum bunu. Ama inşallah bizi yanıltır. Çok güzel oynar. Çok güzel işlere imza atar çok güzel başarılara imza atar ve birlikte e, kupalar şampiyonluklar kazanırız. Bunu da söylemiş olayım. Evet, skor tahmininiz var mı maça dair varsa buyurun yoruma. Yoksa da canlı sağ olsun. Görüşmek üzere arkadaşlar.